Her cuma olduğu gibi bugün de Ozan Aygören'le beraber karşınızdayız. Ama bugün ise bir sürprizimiz var. Gazeteci Aslı Şafak. Gazeteci mi? Başkasıymışım gibi davranıyorum. Başkasıymış gibi davranıyorum. İlk kez karşılaşıyormuş gibi yap. Gerçekten. Bizi kırmadın geldin bugün, hoş geldin. Çok sağ ol. Aslı sağ olsun, bugün gerçekten bizi kırmadı geldi. Aslı Şafak bugün neden bizimle? Bir kere kişisel olarak benim hayatımdaki önemi zaten çok büyük. Her zaman bana ilham verir ama bana ilham verdiği için tabii ki bugün burada değil. Yaptığı TED konuşmaları ve gerçekten birçok kişiye verdiği ilhamla beraber herhalde girişimciliğin değil mi? En anahtar cümlesi, onu biraz konuşacağız. Aslında çok güzel bir şey söyledi yayından önce. Bir girişimci için itibar mı, para mı dedi. Ona değineceğiz ki Oğuzhan Hoca da biliyorsunuz vicdanlı kapitalizm kavramını daha çok hayatımıza sokan. Belki biraz oraya da değiniriz. Başlayalım o zaman. Başlayalım. Burada olmak çok güzelmiş bu arada. Güzel değil mi? Böyle rahat rahat ayakta. Tabii Cüneyt Başaran beni kıskandığı için bana dijital yayın vermiyor. Olsun, ben de böyle aradan sızıyorum. Güzel. Daha çok yaparız inşallah. Güzellik katsayımızı arttırmış olduk böylece çok burada. Çok teşekkürler. Oğuzhan o zaman sen... Ama neden? Bak, girişimci olmaz. Klişeyle başladı. Niye? Klişe. Klişe girişimciliğin en büyük düşmanıdır. Güzel, tamam, devam edelim. Güzel, devam edelim. Klişeden uzak duracağız. İkinci düşmanı nedir? Klişeden ikinci düşmanı kurallar içinde boğulmak. Güzel. Yani bir, klişeden uzak duracağız, yapılanı yapmaktan uzak duracağız. Hı. Ya yapılanın, babamın rahmetli lafıdır, ya yapılanın en iyisini yapacağız ya da hiç yapılmayanı yapacağız. Gidilmeyen yollardan gideceğiz. İkincisi kesinlikle de asla kurallara ve benim sesim bana mı geliyor? Evet. İkincisi de kurallara, mevzuatlara asla takılmayacağız. Ruha bakacağız. Peki şimdi biz sohbete başladık. Gördüğünüz gibi oldukça hızlı bir şekilde. Sorularınız, yorumlarınız varsa Facebook'tan, Twitter'dan, Periscope üzerinden lütfen bizimle paylaşın. Hem Aslı Şafak hem Oğuzhan Hoca'ya bana da sorabilirsiniz isterseniz ama gördüğünüz üzere biz bugün biraz girişimci hani olunur ama nasıl olunur? İlham nereden geliyor? Şimdi Aslı, izinde ben şunu sorarak başlamak istiyorum. Birçok TED konuşması yaptın. Öte yandan üniversitelerde aslında birçok gencin karşısına çıkıyorsun ve yaptığın konuşmalarda nasıl bir feedback alıyorsun? Yani şunu merak ediyorum. Neyi eksik görüyorsun? Türk toplumunun girişimci, yeteri kadar girişimci ruha sahip olamamasının önündeki engeller ne? Klişe değindim ama başka neler var sence? Çünkü prototiplerimiz var, öyle yetiştiriyoruz. Hani bir, aileden başlıyor bu iş. İkincisi, biz kendi hak ve sorumluluklarımızı bilmiyoruz. Yani ve şu anda Y ve Z kuşağı dediğimiz kuşaklar aslında almak üzerine kurulu olduğunu o kuşakların görüyoruz. Yani önce sorumluluklarını yerine getiren kuşaklar yetiştirmek yerine, çünkü biz öyle bir kuşaktık. Doğru. Önce doğru. Bize sorumluluklar, dersini çalışacaksın evladım, işte şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, niye bunu? Önce ödevini yapacaksın, sonra oynayacaksın. Hı. Sorumluluklarını yerine getiren. Şimdi ise daha onların rahatı, konforu, mutluluğu, aman işte yaratıcı gücü. Ama bu değil. Yani sorumluluğu yerine getiren bireyler yetiştirmediğimiz sürece girişimcilik, ki girişimcilik herkes için geçerli. Girişimci doğulur diyorlar ama ben ona inanmıyorum. Girişimci doğulur ama girişimci olunabilir. Katılıyor musun buna? Zaten daha önce programda girişimci olunur mu, doğulur mu? Bence olunabilir ve kesinlikle, bu aileden başlar. Kesinlikle. İyi bir vatandaş olmak zaten iyi girişimciliğin birinci noktasıdır. Yani nasıl ki hükümet olmak için belli sorumluluklar gerekiyor, vatandaş olmanın da çalışılacak dersleri ve sorumlulukları vardır. Bunu yerine getiren vatandaş zaten iyi bir girişimcidir. Oradan başlıyor hayata. Aslında çok önemli bu. Yani illa bir projeniz olmasına gerek yok. Kesinlikle. Bazı gereklilikleri yerine getirmek bile o girişimci ruhun dışa vurumu herhalde. Yani girişimcilik aslında bir kafa yapısı. Hani bir şey daha önce bahsettiğimiz gibi bu kafa yapısını geliştirmek önemli. Yok, o aynen dediğin aslında kurallarda boğulmak dedi. Hani birçok kişi yok bu olmaz, neden? İşte buna izin vermiyor. Evet. Ama halbuki sen ondan bağımsız yaptın. İşte Uber, Airbnb zaten böyle çıkıyor. Aynen. Yasak olmasına rağmen çıkıyor. Hani kimse gidip de şey diye sorgulamıyor yani orada. Dur, bize izin veriyor musunuz diye. Hatta bir örneğim var bununla ilgili. Bir tane bir arkadaşımın kurduğu bir şirket vardı 7-8 sene önce. Spotify'dan önce böyle müzikle ilgili bir uygulama Spotify'a yapıyor. Spotify'a benzer bir uygulama. Spotify'a benzer. Messenger'da yapıyor. MSN Messenger çok popülerdi o zaman. Böyle işte bir şarkının adı yazıyorsun, şarkı çalıyor. Ondan sonra bundan para kazanıyor. Gidiyor şeye, MESAM, MÜYAM, meslek kuruluşları var ya. Diyor ki ben buradan para kazanıyorum. Size de ben buradan telif hakkı ödemek istiyorum diyor. Ondan sonra diyorlar ki sen buradan para kazanamazsın. Siteyi kapattırıyorlar. Ya adamlar telif hakkı da kazanmak istemiyor. Ama sonrasında Spotify'la da tıpış tıpış anlaştılar ardından. Yani ve sonunda böyle, denemek bedava diyorsun denemek, yani. Ama şunu diyorum, aslında burada inovasyon önemli bir şey var. İzin isteme, özür dile. Ya yap, olmazsa özür dilersin. Geçen hafta Facebook konuştuk. Kurulduğundan beri adam sürekli özür diliyor. Aynen. Doğru. Yılda bir kere özür diliyor. En az bir kere özür diliyor. Neden? Çünkü şey yapmak için, yenilik yapmak için hata yapman gerekiyor. Bizim Merkez Bankası her yıl mektup yazıyor ya. Özür tutturamadım diye. Acaba o da şey mi hani? Özür diliyor. İzin istemiyor. İzin isteme, özür diliyor.
Peki bir şey sormak ama istiyorum. Ama bence orada şey yapabilirdi aslında. Yani hani yine de kendi başına daha özgür hareket edip biraz daha kuralları açınca yapabilirdi de. Hani mevcut durumda bir şey olduğu gibi yapmaya çalışıp yapamıyor. Yani merkez bir de şöyle bir ekip var. Şimdi prototiplere uymayacağız, daha özgür düşüneceğiz, daha özgür ruh olacak ama bir de işin fazla özgüvenin getirdiği ve sürekli aslında sekteye uğrayan projeler var. Hmm. Olsan'la da hep konuşuyoruz bunu. Yani bu benim projem kesinlikle tutar. İlk ben buldum. Bazen de hani bazı girişimcilerde de biraz daha sanki toplumdan kendini sıyırıp o yüksek özgüvenle beraber ya da çok hızlı bir şekilde para kazanabilirim ben bu projeyle. Hmm. Burada yanılsamaya uğruyorlar. Bilmiyorum nasıl görüyorsunuz. Öyleyiz çünkü biz bir koyup on alma çocuklarıyız. Evet. Onun için de girişimcilerimiz zannediyorlar ki bir şey ortaya koyduğunda Allah parayı vuracak. Öyle bir şey yok. Ya bir kere fazla özgüven sığlığı beraberinde ve cehaleti beraberinde getiren bir şey. Zaten cahilse özgüveni çok yüksek olabiliyor. Çünkü zaten dünyayı takip edip bilse onları ilk ben buldum diye ortaya çıkarken birazcık daha imtina edecek bu kadar özgüvenli çıkmaktan. Çünkü bir dünyada ilk, işte Türkiye'de ilk gibi kavramlar çok iddialı kavramlar. Ama fena da gitmiyoruz gibi. Hani şu anki kuşaklara bakıldığında çok da fena gitmiyoruz. İzleyicilerden bu arada çok affedersiniz bölüyorum. Bazı sistemler var. Türkiye için hiç tutmaz bu. Zaten Türkiye'de sürekli hata yapan, özür dileyen ve kendini mağdur gösteren birçok kişi var demişler. Haklı olabilirsiniz. Türkiye'de özür dileyen yok. Türkiye'de özür dileyen olduğunda bence Türkiye kazanmaya başlayacak. Mesela bununla ilgili bir örnek vereceğim. Şöyle bir şey oluyor. Mesela birisi bir hata yapıyor, özür diliyor. Ondan sonra diyorsun tamam, yani bunu telafi etmen lazım. Özür diledik ya işte, yetmez mi? Tamam, orada bitti zaten özür. Yani özür dilemeyi de bilmiyor yani özür dileyenlerde de. Evet, evet, o şekilde. Ama mesela buradan üniversitelere gittiğim zaman işte çok büyük global CEO'lar da geliyor mesela. Gençler hep soruyorlar işte. Ya bu vergi diliminde nereye giriyorsunuz? İşte şurada şunu nasıl yapıyorsunuz? Burada bunu nasıl yapıyorsunuz? Ya bir tane genç yeryüzünde adama şunu sormuyor. Abi sen kaç saat uyuyorsun? Evet. Abi gitar çalıyor musun? Müzikle ilgileniyor musun? Spor yapıyor musun? Resim yapıyor musun? Bakın burayı iyi dinleyin. Bir sürü katılımcımız var. Burası gerçekten yani önemli. Yani bu kafa nasıl oluyor? Sen bu kafayı nasıl buldun abi? Sen burayı böyle nasıl kurdun? Bu işe nasıl girdin? Senin kafan nasıl çalışıyor? Kimse bunu merak etmiyor. İlk soru ne oluyor? Ne kadar para kazanıyorsun? Ne kadar paranız vardı bu işe girerken? İşte zorlandınız mı? Yani mevzuat ne? Ya sana ne mevzuattan? Evet. Babacığım sen zaten 3 yıl sonra mezun olacaksın. Bırak sen o zamana kadar 50 kere değişecek o mevzuat. Yani mesela Jack Ma, Ali Baba kurdu. Jack Ma'nın bilmediğimiz ne özelliği var? Yani pek çok özelliği vardır herhalde Jack Ma'nın bilmediğimiz. Yani bir kere adamın mesela inanç sistemiyle alakalı çok ciddi özellikleri olduğunu ben biliyorum. Meditasyonla alakalı çok ciddi özellikleri olduğunu biliyorum. Aynı şey mesela Jeff Bezos için geçerli olabilir, Zuckerberg için geçerli olabilir. Hep şunu konuşmuyor muyuz? Abi adam şu kadar sermaye ile kurdu, bak görüyor musun voleyi vurdu. Bırak sen bunu kenara ya. Sen o adam... O adama imreniyorsun ama o adamın yaptıklarını yapıyor musun? Sen ruhunu dinliyor musun? Adam, Ali Baba'nın Türkiye CEO'su bateri çalıyormuş. Benim sorularımla zorla çocuklar onu öğrendi. Yani diyor ki sanat yapın, ressamları bilin, resim yapın, müzik aleti çalın, spor yapın. Yani bunlar diyor bu girişimciliği ve ilhamı size getirecek. Şimdi aslında söylediği çok önemli. Burada izleyicilerimize de söyleyelim. Aslında girişimcilerin birçoğu sanat fakültesi mezunu ya da işte liberal arts dediğimiz daha böyle hani özgür düşünmeyi teşvik eden, yaratıcılığı teşvik eden bölümlerden mezun olan kişiler. Öyle mi? Evet, hemen burada doğruluk payı devreye girsin. Evet. Hani mühendislerde olsan? Hani teknolojide? Hani bilimde? Hani ne oldu? Siz niye bize evlilik hepsi var. Hepsi var. Yani? Mühendisler mi biliyor her şeyi? Ben mühendislik okudum ya, her şey var. Peki ama da şaka bir yana daha çok aslında sanat akademi tarafı güçlü olan kişiler. Ya zaten aslında mesela şeyleri konuştuk ya, hacker, hustler, hipster diye de mesela 3 hafta önce konuştuk. Bu dedik hani bir kişi bunu aynı bünyede de barındırabilir. Ya da mesela bir takım kurduğunda 3 ayrı kişi olabilir. Bir tanesi daha böyle sanat gözüne sahip olan, bir tanesi teknoloji, mühendislik gözüne sahip olan, bir tanesi de işletme gözüne sahip olan. İyi bir girişimin özünde aslında bu var. Şimdi biz bu kadar konuşuyoruz, boşa mı konuşuyoruz? Bak Aslı, gelen yoruma bak. Göremiyorum ki onları. Ali Baba'nın ucuz iş gücü avantajı var, SGK primleri derdi yok. Aferin tatlım, çok güzel. Bu yolda ilerlesen. İşte tam olarak da böyle tam olarak da böyle düşünmememiz gerektiğini söylerken sizden ya gelen bu yol. Bir yıl sonraya bu da kalmayabilir. Değişebilir her şey. Mevzuata takılmayın arkadaşlar. Mevzuat değiştirmek için yapılan bir şeydir. Çin'de de öyle, kesinlikle. Türkiye'de de öyle, Amerika'da da öyle. Sen ruha bak. Peki aile baskısını nasıl bertaraf edebilir bir girişimci diye sorular yani geliyor. Işte. Şimdi diyor ki ana baba diyor ki oğlum sen bu işten para kazanamazsın. İşte devlet memuru olsan şöyleydi böyleydi. Bir de böyle bir aile baskısı var değil mi?
O zaman işte annenizin babanızın size güvenmesini sağlayacaksınız. Sorumluluk alabildiğinizi, bu sorumlulukları doğru şekilde yerine getirebildiğinizi. Mesela bulaşık yıkayabildiğinizi değil mi? Ev için alışveriş yapabildiğinizi. Aslında iyi bir birey ve iyi bir vatandaş olmak yolunda doğru ilerlediğinizi göstereceksiniz. Öyle bütün gün bilgisayarın başında şey anneniz önünüze kekinizi getiriyorsa o noktada der ki oğlum sen para kazan. Yani çocuktan ümidi olmayabilir annenin. Evet. Çocuğun orada kendini oraya ebeveynlerine göstermesi ve tabii ki birey bilinciyle ve özgür birey bilinciyle isteklerini doğru ortaya koyabilmesi gerekiyor. Yani çocuğa düşüyor. Ben aile baskımı ne yapacağım? Bertaraf edeceksin şekerim. Sen daha aile baskını bertaraf edemiyorsan senden girişimci olman. Çok özür diliyorum. Peki aslında senin başarılı bulduğun girişimciler kimler? Ya ben açıkçası ben öyle rol model falan filan hiç yani öyle hiç hikayesini bilerek ay bak şu benim için harika bir girişimci. Ama mesela benim için kim harika bir girişimcidir? Anadolu'da tanıştığım kadınlar. Girişimcilik yapmıyor ama kadın öyle kadın ki yani çalışıyor. Evet, girişimci ruhu var. Girişimci ruhu var. Kendi işinin patronu denilen tam olarak o aslında. Evet temizliğe gidiyor 3 tane çocuğunu okutuyor. Benim boyacım Mehmet Usta'dır. Benim en sevdiğim ve hayran olduğum girişimci. Neden biliyor musunuz? Ev boyuyor. Gayet makul fiyatlara boyuyor. 3 tane çocuğunun biri tıpta. Biri mühendislikte, biri yurt dışında bravo. Okuyor. Adam o parayla okutuyor ve saat 9'da geleceğim dediğinde 9'da geliyor. Benim hiç rol disiplinim. Modelim Mehmet Usta. Hemen telefonunu alalım. Boyacı Mehmet Usta. Ya mesela bu budur. Ya hiç öyle büyük kesinlikle. Büyük davranmaya çok gerek güzel, yok. Dünyanın en iyi boyacısı olabilir. Babam öyle derdi. Hamal ol ama en iyi hamal ya da en farklı hamal ol. Şarkı kesinlikle. Söyleyerek taşı derdi. İnsanları mutlu ederek taşı derdi. Şimdi yazın biliyor musun bilmiyorum Aydın'da böyle bir tostçu vardı. Videosu 10 milyondan fazla izlendi. Yaz o da çekti. Gece 11.30'da izlediğim için. Ben sonra ben rüyamda. Ben yazın yolumun üstünde de Denizli'ye gidiyorum işte. Memlekete giderken Aydın'da mola verdim. Gittim özellikle de tanıştım kendisiyle. Böyle kısa da bir sohbet ettim. Hatta Facebook'tan canlı yayın yapmıştım o zaman da. Şöyle bir şey dedi. Ya benim hayalim dedi. Çocukluk hayalim. Ben çocukken tostçunun yanında staj yapmıştım. Hep hayalimde tostçu olmak. Tostçu olmak vardı. Ama yaptığı işin en iyisini yapmış aslında o zaman. Hep çok uluslu şirketlerde çalışmış bu arada. Emekli oluyor işte 50'li yaşlarında. Çocukluk hayaline dönmüş. Tostçu yapmış. Ne diyor tostçular diyor şey yapmıyordu. İşte tanıtım yapmıyordu. Ben de reklam filmi çektim. İşte şöyle yaptım. Bu kadar izlendi. Ya o şeyi görüyorsun. Aynen dediğin gibi aslında. Gözündeki o ışıltıyı, parıltıyı görüyorsun. Önemli olan da bu. Facebook, bu heyecanı kaybetmemek. Facebook'tan birkaç tane yorum var. Onu arkaya alabiliyorsak Facebook mesajlarını eğer arkaya verebilirsek Facebook mesajlarını onların üzerinden gidelim. Şöyle birkaç tane sitem var. Bazı beklentiler var. Şimdi arkaya da gelecek hemen bahsedeyim. Mesela 45 sene esnafım sahanın tam ortasındayım ama işte 2019 krizini hissedeceğim. Yani biraz sanki kötümserlik var. Beklentiler sıkıntılı. İşte Timur Bey demiş ki proje girişimciliğin ilk tasarımıdır. Şimdi bir de böyle bir durum var. Yani kriz ortamında çok fazla pesimist oluyoruz, enerjimiz düşüyor, belki birazcık özgüvenimiz azalıyor, nasıl çözümler üretebileceğimizi bilmiyoruz, her şey kötüye gidiyorsa, ekonomi kötüye gidiyorsa ben bu ortamda nasıl girişimci olabilirim diyenler de var. Şimdi Suriye'deki savaşı düşünelim, bombalar düşüyor, evler yanıyor, birileri ölüyor ama birileri ölmüyor. Hayat aynı şekilde işlemez herkese. Bir kere bunu unutmayalım. Ülkede kriz olabilir, ülkede savaş olabilir, Allah korusun. Her şey olabilir. Ama sen ne yapıyorsun ona bakalım. Topyekün bir anlayışın kendi üzerine bir kara bulut gibi çökmesinin ne kadar izin veriyorsun ve neresinde duruyorsun? Her dönemde kriz, krizin her döneminde girişimcilik olabilir. Girişimcilik, ya o kriz döneminde insanlar... Hiç mi bir şey yapmıyorlar? Her şey teknolojik girişimi. Kaldı ki o da kriz dönemlerinde eve kapandıkları ve para harcamadıkları için çok işe yarayabilir. Yani öyle dönemlerde krizde bir düşünelim ya. Neye ihtiyaç duyar insanlar? Şu anki Türkiye'deki insanların neye ihtiyacı var? Bir düşünelim. Aslında arkaya. Bazen büyük projeler de kriz döneminde ortaya çıkıyor değil mi? Evet. Olsa nasıl girişimciden hikayeleri. Kesinlikle. Mesela şey... kriz döneminde büyüyen girişimler de var. Tabii. Yani işte internet girişimlerinin birçoğu mesela Yemek Sepeti her seferinde soruyorlar. Ya diyor krizlerde biz daha da büyüyoruz. Yani neden? Aynen dediğin gibi çünkü insana daha çok evinden sipariş veriyorlar. Dolayısıyla bu da firmanın büyümesine yol açıyor. Öte tarafta aslında örnek verdi mesela Suriye'deki ortamda bir tane bir 9 yaşında bir kız çocuğu vardı. Gitti işte bir hatta askere tokat attı falan sonra bir kısa bir süre hapse girdi. Bu arada askere tokat atmayın arkadaşlar. O tabii küçük çocuk olmasına rağmen yani ona güvendi ama ona rağmen onu da orada. Aslında tekrar yerini alabiliriz seni. Facebook kapandım. Tamam. Sizin işiniz ne zormuş diye öyle evet. İlhan yüzünden maymun ettin İlhan burada bizi. şöyle bir şey var. Kız mesela Suriye'deki o ortamdan haberciliğe başladı. Kendisi mesela Facebook'tan habercilik yapıyor.
O krizi fırsata çevirdim. Aynen öyle. Yani orada bir küçük bir haberci olurdu. Bütün dünya mesela oradan iletişim alıyor. Mesela güzel bilir benden 50 tane proje çıkar her gün. Şimdi şu anda aklıma ne geldi? Herkes yalnız, herkes evinde, kriz var dışarıda diyelim ki şu anda yok. Seçim ama. Seçim öncesi yatırım yasakları kapandı. Yemeğe dışarı çıkmak istemiyorum, alın gücüm az işte falan. Ya niye mesela bir tavla aplikasyonu yapmıyoruz? Bu bilinen tavla gibi değil. Ama tavla aplikasyonu. Herkes birbirini karşılık görüp hatta betlerin olacağı ve böyle koltuk altına tavlayı vererek fotoğrafının orada yayınlanacağı bilmem ne eğlenceli. Böyle üzerinden rekabet. Uyduruyorum şu anda. Çok mu zor geceleri? Ya da işte kadınlar niye aralarında altın günü aplikasyonu yapmıyor? Bunlar için çok, bu çok büyük, mantıklı çok bu arada. Büyük kafalara mı ihtiyaç var? Aklıma gelen iki tanesi. Yapılamaz mı? O kadar kolay ki. Düşün bu memleketin neye ihtiyacı var? Bu kadının, bu gencin, bu adamın akşam eve gittiğinde ne yapıyor ve ne arzu ediyor? Bunun üzerinden yap bir şeyler. Ya da dışarı çıktığında ne arzu ediyor. Mesela benim bir girişimcilik hikayem, hayalim vardı. Hmm. Ben şunu yapmak istiyorum. Çalanı öldürürüm. Şunu yapmak istiyorum. İstanbul'un belli tepelerine belediyeyle işbirliği yaparak, çünkü aksi takdir olmaz, kaleydoskop koymak istiyorum. Oradan bakacaksın mesela Boğaz'a, işte Pierre Loti'den, işte oradan İTÜ'deki kışlaya, oradan bilmem ne binaya, şuna buna. Ve onun 100 yıl önceki halini sonra göreceksin tekrar 1 lira atarak. Harika. Mesela ben böyle bir şey yapmak istiyorum bu şehre. İkinci projem, bu şehre Avrupa'dan Asya'ya, Asya'dan Avrupa'ya bir köprü inşa etmek istiyorum. Sadece yürüyüş için. Kenarında galerilerin ve restoranların olduğu bir yürüyüş köprümüz olsun. Bir kıtadan bir kıtaya denizin üzerinde yürümek kadar muhteşem, mucizevi bir şey olabilir dünyada mi? Dünyada örneği yok. Yani yapmıyor. Bak bunun dünyada örneği yok. Dünyada yerleşmek oluruz. Yani biz şimdilik Haliç'le yetiniyoruz Aslı. Yok. Orada yani. Düşünsene yürüdüğünü orada. Yani yürüyorsun ya. Kar yağıyor. Kesinlikle. Yürüyorsun. Kesinlikle. Senede bir gün işte maraton olduğunda insanlar bunu yapıyorlar. Maratona kadar piknik yapıyorlar. Elinde dondurmamla yürümek kesinlikle istiyorum. Kesinlikle muhteşem. Köprüde. Bu Brooklyn yani... Köprüsü gibi. Kesinlikle. Peki süremizin sonuna geldik maalesef. Çok çabuk geçti. Çok teşekkür ediyoruz. O zaman Aslı diyorum Şafa. Ki ben her lütfen. Şey para değil. Lütfen iyi bir vatandaş olun her şeyden önce. Ve itibarınızı unutmayın. Kırmızı ışıkta geçmeyin. Kimsenin sırasını almayın. 2 dakika kazanmak için numaralar çekmeyin. Rant yemeyin. İyi bir vatandaş olun. Hesap sorun belediyelere. Kaldırım taşını, suyu, elektriği, her şeyin hesabını sorun. Sonra da iyi girişimci zaten olacaksınız. Söz veriyorum, göreceksiniz. Bence sadece belediye değil, herkesin herkesten hesap sorması aynen lazım. Mesela dün akşam eve yemek siparişi verdim. Geç geldi sipariş. Çok yakında ya diyorum. Hep erken getiriyoruz. Niye geç getiriyorsunuz? Çünkü ben sormasam evet, alışacak. Her seferinde 5 dakika daha aynen geç getirecek. Aynen. Peki çok teşekkür ediyoruz. Efendim bu kadar konuşmadan umuyorum ki siz de kendinize birkaç parça şey alabilmişsinizdir. Vizyoner olun, özgün olun. Hem özgür olun hem de özgün olun. Ve güvenilir olun. Güvenilir olun. Klişelerden uzak durun. Devam ediyoruz. Ama klişe girişimciliği olabilir sonra. Akçe Karagün için. Hoşçakalın. Görüşürüz.